Konuşsana kızım. Ne oldu? Niye buradasınız torunumla? Paşam. Paşaların paşası. Neyin var senin yavrum? Ha? Niye getirdiler seni buraya benim güzel oğlum? Anneciğim hani dışarı çıkmayacaktın bugün? Ya çıkmayacaktım da mecbur kaldım. Neden? Ne oldu, bir şey mi oldu? Bir şey yok da. Ay fena ağlıyorum. Al söz Münevver al. Çocuğu al. Tamam al. Sultan söylesene nedir ne değildir? Sağlık ocağı. Sağlık ocağından aradılar. Şey dediler, ben aşısı vakti gelmiş dediler. Hemen getir deyince ben de aldım geldim. Ay vallahi çok fena. Ay vallahi çok fena. Hemşire çağırsanıza. Hemşire çağırın. Sevda. Sevda hadi aç gözünü. Oğlum. Kendine gel Sevda. Benim bak Ali Ömer. Yusuf Ziya nerede? Nasılmış? Sevda neden çocuktan bahsediyorsun anlamıyorum. Oğlan yok dedin bayıldın. Hadi gidelim konağa dönelim. Dur bir dakika dur. Dur bir sakin ol. Seni kim aradı? Ne oldu? Hepsini anlat. Elif aradı. Yusuf Ziya yokmuş. Her yerde aramış ama bulamamış. Nasıl bulamaz canım? Daha minnacık çocuk. İlla konaktan biriyledir. Olsun, ben onu evde yatağında görmeden rahat etmem. Dur hayatım, dur bir dakika dur. Önce bir ne olup bittiğini öğrenelim. Ondan sonra gerekirse gideriz. Buyurun Hancıoğlu konağı. Benim Pınar. Buyurun Ali Ömer Bey'im. Pınar ne oluyor orada? Bilmem ki ne olmuş? Yusuf Ziya yokmuş. Evet yok, Sultan abla götürdü. Nasılsınız Samiyet Hanım? Oh. Çok halsizim Aga Bey. Başım da çatlıyor. İyi ki buradaymışsınız. Oldukça ciddi bir tehlike atlattınız. Ne oldu bu kadar heyecanlandınız? Ay çok korktum. Çok korktum doktor. Öyle birdenbire torunumu sultanın kollarında görünce haberim de yoktu. Ay ne kadar kötü oldum anlatamam. Anneciğim niye bu kadar büyütüyorsun? Ah Münevver. Çoluğa çocuğa karış inşallah. Tekrar konuşuruz. Ay siz. Ay siz anlamıyorsunuz. Bu oğlana bir şey olursa ölürüm ben. Korkuyorum işte. Aferin Sultan. Niye sebep olduğunu görüyor musun şimdi? Beyim ben kötü niyetli değildim ki. Ne bileyim akıbetim bu olacağını. Ben de bunu düşündüğümden sade. Ay tamam Yılmaz Bey. Tamam Allah aşkına. Çocuk iyi ya. Gerisini boş geç. Tamam. Siz biraz dinlenin. Ben yeniden kontrola geleceğim. Sonra da kalkarsınız. Tamam. Agahcığım. Ne olur söyle. Önemli bir şey yok değil mi? Bilmediğiniz bir şey değil Yılmaz. Hamiyet Hanım'ın kalbi sandığı kadar sağlam değil artık. Bak en ufak bir şüphe, bir üzüntü tansiyonunu ne hale getiriyor. Her an kriz geçirebilir. Ya da beyin kanaması. Yapma. Bu felçten sonra beyin damarlarındaki emboli patlamaya hazır bir bomba. Geçen gün muayeneye geldiğinde kendisine daha sakin bir yaşam tavsiye ettim. Belli ki dinlemiyor.
Hamid, ah. Hava güzel olunca dolaşmaya çıkarmışlardır. Tamam. Sultan ablayı arayalım. İyiler mi öğrenelim. Neden iyi olmasınlar Sevda? Hayır, bu endişenin sebebini anlamıyorum ki. Sultan abla o bebeğin anneannesi sayılır. Yani senden daha yakın. En az da senin kadar iyi bakar. Öyle değil mi? Biliyorum. Haklısın da. Ama içime bir evham düştü bir kere. Ya ne olur arayıp sorsak? Allah Allah. Neden Sevda? Neden? Ya bu korkunun sebebini anlamıyorum ki. Ya onu da kaybetmekten korkuyorum. Münevver, şu telefona baksana, bir sana zahmet ya. Sultan, getir şu oğlanı, hadi biraz. Getir azıcık, birazcık koklayayım ben onu. Başka türlü kendime gelemeyeceğim. Al bakalım, al babaannesi. Oh, canım. Efendim abi. Münevver. Sultan abla yanında mı? Evet. Yusuf ziyaretle mi? Evet. Ne oldu ki? Yok bir şey tatlım. Sevda konağı aramış da Sultan abla ile Yusuf Siyah dışarıda dolaşmaya çıktılar demişler. O da merak etmiş. Merak etme abicim. Annem, Sultan abla, ben hep beraberiz. Tamam abicim. Tamam. Herkese selam söyle. Olur, söylerim. Ailece beraber dışarı dolaşmaya çıkmışlar. İçin rahat ettim şimdi. Torunun kucağındayken bütün kamu kasaveti unutuyorsun Hamiyet. Affeymaz be, nasıl unutma. Onu öpüp okşadıkça sanki Yusuf'umu öpüp okşuyorum. O benim hayatım. O benim neşem. Biter. Hayırdır? Ne diyor Ali Ömer? Oğlanı merak etmiş. Nedense. Allah Allah. Başka işleri yok mu bunların ya? Yok herhalde. Yusuf Ziya nerede, kim ne diye sorguya çekti. Kız, bunlar mahallede değiller miydi? Nereden bittiler bizim dışarıda olduğumuzu? Kızlarla konuşmuş Sevda. Oğlan yok deyince nerede, kiminle diye peşine düşmüş. Anasının boynundan çocuk çaldık sanki. Yani. Ay, sanki yabancıyız biz. Canım, mesuliyetini bilmesi iyi tabii bir yandan. Yani sonuçta anan ona emanet etti. Ay, bizden korusun diye değil herhalde. Biz onun ailesiyiz. Hem de Sevda'dan, abimden daha çok. Ya orası muhakkak ama. Yerde ananı anlat işte. Ana. Kalmamı istemediğinden emin misin? Arayıp toplantıyı iptal edebilirim. Eminim. Sen git. Ben biraz daha dinlenir, öyle gelirim. Bence bugün gelme. Güzelce dinlen. Ben çıkıyorum. Ne oluyor?
Boş bulundum, kusura bakmayın. Badi uyuyor. Gözün üzerinde olsun. Tabii efendim. Hamiyet Hanım, acilen görüşmeliyiz. Çok önemli gelişmeler var. Suzan abla oğlanla dışarıya çıkmış. Öyleymiş. Vallahi Pınar Hanım bir ton fırça çekti ortalığı karıştırdım diye. Ay sen de kusura bakma ne olur. Benim içim hiç rahat değil. Neden kız? Sultan ablanın bana inandığına emin değilim. Bu işin arkasını bırakacak mı yoksa peşinden koşturacak mı belli değil. Ay vallahi bilemedim ki ben de. Sen gözünü oğlandan da Sultan abladan da ayırma. Sevgilim. Kapatıyorum. Banyo yapacaktım. Aç kapıyı beraber yapalım hayatım. Hayatım. Neden kapıyı kilitliyorsun? Burada sadece senle ben varız. Bilmem. Konaktan alışkanlık. Buraya baş başa kalmaya geldik. İstediğimiz gibi. Rahat etmek için. Bade Hanım. Çıkıyor musunuz? Hı hı. Uyudum da biraz iyi geldi. Şirkete gideyim işlerimi halledeyim dedim. Akşama ne istersiniz? Ne pişireyim size? Fark etmez. Sultan. Buyur beyim. Biz işlerimizi bitirdik. Hamiyet biraz daha iyice. Çıkalım diyorum. Hayırdır? Ya Hamiyet Hanım'ı öyle gördüm ya beyim. Ben de dedim hani gireyim bir tahlil yaptırayım. Öyle kafana göre tahlil yaptırılır mı hiç? Eğer bir rahatsızlığın varsa gireriz bir doktora kontrol eder seni. Öyle mi? İyi, iyi madem gidelim haydi. Burcu Masal. Aa, siz gitmediniz mi? Bizim başka işlemimiz de vardı onları hallettik falan. Beyim aşı odasını bulamadım da gösteriverdiydi sağ olsun. Gidelim biz beyim haydi gidelim. Baş başa kalmaya geldik. İstediğimiz gibi. Rahat etmek için.
Azade Hanım. Evde kimse yok mu? Celal Bey iki gün önce götürmüştü Sezer Hanım'ı zaten. Her şeylerini alıp gittiler. Dün gece geri geldi Celal Bey. Bana da eşyalarını topla dedi. Anlayacağınız evi tamamen kapattılar. Öyle mi? Peki annem çok hastaymış. Giderken nasıldı? Çok mu kötüydü? Yok, hasta değildi. Hatta sizden geldikten sonra hiç atak geçirmedi. Ciddi misin? Tabii ki. Sizi görmek iyi geldi sanırım. Gerçi evden kaçmadan önce çok kötüydü ama Celal Bey'i geri getirdikten sonra aklı hiç karışmadı. Hatta o kadar kendindeydi ki. Bunu bebeğinize örüyordu. Celal Bey evde sizden bahsedilmesine izin vermiyordu. O da Celal Bey evde yokken gizli saklı bunu ördüğü sıralarda bana size anlatıyordu. Dilinde hep siz ve bebeğiniz vardı. O zaman neden götürdü onu benden? İnanın bilmiyorum. Hiç gitmekten taşınmaktan bahsedilmiyordu. Gerçi sizden sonra Celal Bey hiçbir şey hakkında konuşmuyordu. Evde huzur kalmamıştı. Perdeleri açıyorum diye bile bana kızıyordu. O kadar içine kapanmıştı. Geçen hafta birden eve geldi Celal Bey. Öğleden sonraydı. İyi değildi, rengi bembeyaz. Sezer Hanım'ın yanına girdi, konuştular bir müddet. Sonra da aceleyle eşyaları toplattı bana. Niye götürdü onu benden? Niye götürdü? Niye benim canımı yakıyor sürekli? Niye yapıyor bunu bana? Doktor ne dedi Celal Bey? Gidelim. Hoş bulduk Pınar. Ay vallahi bu hastane kokusu bile insanı hasta etmeye yetiyor. Oh! Ay. Kızlar bir kahve yapalım. Ha? Şu kafamız bir yerine gelsin Allah aşkına. Ne kahvesi Hamiyet? Sabah kahvaltıdan sonra içmedik mi kahvemizi? Hem tansiyonun bir aşağıda bir yukarıda. Lütfen bundan sonra kendine biraz daha dikkat et, oldu mu? Tamam. Tamam. Papatya çayı içeriz. Papatya çayı içecekmişiz. Gel de bebeğe yatıran beraber gel. Gel bakalım yakışıklı. Sen anneanneyle gezmelere mi gittin? Ha? Halayla babaanneyle dolaştın mı güzel güzel? Ya öyle oldu Elif teyzesi. İşe bak ki Sevda annesinin de ta oralardan nasıl olmuşsa haberi olmuş. Oğlanın peşine düşmüş, merak etmiş. Sanki yabancıların elinde. Ne yapsın gariban? Yani oğlundan sonra böyle oldu. Kardeşlerini de pek sever. Böyle gözünün önünde olmadı mı arar durur vallahi. Güzel bir şey canım çocuk sevmek. İyi bir şey ama bu kadar bağlanmak iyi değil. Hele ki elin çocuğuna. İşte bak bu
biraz tehlikeli bir şey. Anneciğim, canım çay hazır. Oh. Gel yavrum. Hadi gel. Mis gibi kahve kokuyor. Dinlendin mi? Ben bir kahve getireyim sana. Yok, ben alırım. Yok, izin verirsen karıma kahve getirmek istiyorum. Afiyet olsun bir tanem. İlk tartışmamızı hatırlıyor musun? Benim evimdeydik. Sen benden babanları saklamıştın. Ben de sana aramızda sır olmasın demiştim. Şimdi senden aynı şeyi istiyorum Sevda. Aramızda gizli saklı bir şey olmasın. Bana yalan söyleme. Her ne yaşanırsa yaşansın. Ne olursa olsun ben bileyim. Tamam mı? Peki o zaman söyle. Banyoda kimle konuşuyordun? Elif'le. Peki neden? Oğlanın Sultan ablada olduğunu söylemiştim ben sana, değil mi? Ben sadece dikkatli olsun diye aramıştım. Neden ki hayatım? Oğlan konakta. Ailesiyle beraber. Başına kötü bir şey gelmez ya. O bana emanet. Bak Sevda. Bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Ama sen bu bebeği sadece sevmiyorsun. Onu hayatın odağı yapıyorsun. Bu da beni çok huzursuz ediyor. Ama o çok küçük daha. Evet, çok küçük. Ama onunla ilgilenecek, onun ihtiyaçlarını karşılayacak koskocaman bir ailesi var. Sen herkesin önüne geçip ona sahip olamazsın. Sevda, o çocuk umut değil. Bu çok acı biliyorum. Oğlunun kaybı hala canını yakıyor. Ama Yusuf Ziya'ya kendi oğlun gibi davranamazsın. Sevgilim, karım, keşke yüreğine uzanabilsem, içindeki acıyı söküp alabilsem. Böyle büyük kayıplar yaşayan herkes içindeki boşluğu başka bir sevgiyle doldurur. Bak eğer istersen daha önceden gittiğimiz doktora tekrar gidelim. Konuş onunla. Bu acıyı nasıl atlatabiliriz onu öğrenelim. Yok istemem. Gerek yok. Tamam peki. O zaman Yusuf Ziya ile olan ilişkini kendi içinde doğru yere koyman şart. Yoksa canın daha çok yanacak. Sarıl bana. Bir sıkı sıkı tut, hiç bırakma. Oğlan yaygarayı basınca ben çıkıp gitmek zorunda kaldım tabi. Haliyle yaptırdığım tahlillerin sonuçlarını alamadım.
Sonuçlar sabah çıkıyor. Danışmadan alıp doktorunuza gösterebilirsiniz. Ha, iyi iyi. Anladım, sağ olasın. Sağ ol. Ne tahlili bu Sultan? Ya hastanede o gün hazır gitmişken dedim hem kolesterole, şekere falan baktırayım. Anacığım, azıcık bir boğazını tutacağım. Başka yolu yok bunun, ha? Sen de o çene gibi tutabilsen. Ama dur, az kaldı. Sonuçları bir alayım, o dilini boğazına sokacağım ben zaten. Buyurun. Bade uyuyor mu hala? Bade Hanım çıktı. Nasıl çıktı? Nereye gitti? Bilmem. 2 saati geçti sanırım. Şirkete gidiyorum demişti. Gelmedi mi? Kızım sen salak mısın? Buraya gelse niye sana sorayım ha? Hem sen niye bana haber vermiyorsun? Bilmem. Yanınıza geliyor sandım. Senin işin sanmak değil. Bade. Neyin var? Söylesene güzelim, niye ağlıyorsun? Mehmet, annem hasta falan değilmiş. Babam kandırmış beni. Annemin gayet aklı başındaymış. Babam annemi başka bir şey için kaçırmış benden. Sen bunu nereden öğrendin? Eve gittim. Ayşe'yi gördüm. O söyledi hepsini. Onu da çıkarmış babam işten. Bütün evi toplamışlar. Buradan temelli girmişler. Yeter artık, ağlama ne olur. Annem hep benden bahsetmiş, bebeğimizden. Bak ne ölmüş oğlumuz. Tedavi için oldukça geç kalındığını söyledi doktorlar. En çok 3 ay ömür biçtiler. Bunca uğraşma, bunca didinme, bunca mücadele hep boşunaymış. Bak gördün mü? Hiçbir şeyi halledemeden çekip gideceğim. Celal Bey. Bu İstanbul'daki yeni evin adresi. Bade ile konuştum ben. Ona yurt dışına gideceğimi söyledim. Avukatla da görüştüm. Ne var ne yoksa hepsini ona bırakıyorum. Birazdan gelecek zaten avukat. Belgeleri imzalayacağım. Kendisine haber verecek misiniz? Hayır. Ben... Benden sonra sen ona söylersin. Yalnız bir şartım var. O adamla evli kaldığı sürece mirasından bir kuruş bile yararlanamayacak. Emin misiniz? Ölsem bile bu evliliği onaylamayacağım. Mirasımdan torunuma kalan bölümü ona 21 yaşına gelince verecekler. Ama Bade o adamla evli kaldığı sürece hiçbirinden yararlanamayacak. Yine de boşanmazsa, yani o zaman ne olacak? O zaman bütün varlığım Alzheimer Vakfı'na bağışlanacak. Demir, bütün her şeyi sen koşturacaksın. Sen takip edeceksin. Benden sonra Sezer'i alıp Bade'ye getirirsiniz, olur mu?
Avukatla da durumu ona anlatırsınız. Hastanedeymişsiniz bugün. Annemler kontrole gidiyoruz deyince inanamadım. Yani miraslarını falan bölüştürünce birine bir şey oldu sandım. Ya, sen de gittin yani öyle mi? Sonuçlar da iyiymiş. Evet evet çok şükür. O zaman benim karımın neden yüzü asık böyle ha? Yok bir şey. Şşt. Kocaya yalan söylenmez. Ben Yusuf Ziya'nın abimlere verilmesine çok kırıldım. Annemin böyle bir saçmalık yaptığına inanamıyorum. Ben buradayım. Çocuğun halasıyım. Abim bakmayacak ki o çocuğa. Sevda bakacak. Sevda kim? Yabancının biri. Lever tamam haklısın da böyle bir karar verdiyse eğer vardır bir bildiği. Ay ben o bildiğini çok merak ediyorum işte. Yok ben annemle konuşmadan içim rahat etmeyecek benim. Ya konuşma şimdi boş ver. Niye? Söyledikleriyle canını sıkacak. Üzüleceksin. Boşuna tadımız kaçmasın. Hem zaten baksana aynı çatı altındayız hepimiz. Sen yine istediğin gibi ilgileneceksin. Sadece sorumluluk onlarda olacak. Ki bence böylesi daha iyi. Fincanları götüreyim ben. Ne o? Karı koca dertleşiyor muydunuz? Ne dertleşmek? Hayırdır, Yiğit canını mı sıktı? Yiğit Yusuf Ziya'yı istemiyor. Nasıl? Ne? Koy şunu da şuraya koy da otur bakalım gel. Nasıl istemiyor? Gel otur. Annemle konuşacağım. Yeğenimi bize versinler dedim. O da konuşma. Böylesi daha iyi dedi. Hani nesi iyi? Ben onun halasıyım. O benim abimin oldu. Ha Sevda niye annelik etsin? Haklısın. Haklısın vallahi. Kız sanki kendi doğurmuş gibi davranıyor ya. Ben ona ayar oluyorum ya. Ya sorumluluk almaktan korkuyor. Hani yarın öbür gün bizim çocuğumuz olduğu zaman ne olacak? Canım olur mu öyle şey? Yiğit çocukları ne kadar sever. Ananla kırılmıştır o. Neden? E alınmıştır çocuk. Haklı da tabii. Yani şimdi bunlar bize güvenmiyorlarsa hani bu işin peşinde daha fazla koşmanın manası yok demiştir. Ya sen Yiğit'i benden daha iyi bilin. Hiç öyle ortalığa düşer mi hakkını savunmak, aramak için? Yapmaz. İş sana düşüyor kuzum. İster ananla konuş, ister bu işi unut. Sen bilin yani. Aradım babamı yine ulaşamıyorum. Sırf ona ulaşamayayım diye kapatıyor bu telefonu biliyorum. Doktorun muayenehanesinden arıyorlar. Aç bakalım. Efendim? Bahçe Hanım iyi günler. Bugün saat 6'da randevunuz vardı. Teyit için aradım. Tamam. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne oldu? Bebeğin kontrolü vardı bugün. Öyle sizinkiler bizimkiler derken unuttum tabii. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyorum hayatım. Ailelerimiz tabii ki önemli. Ama karnındaki bebek bizim her şeyimiz. Kimse ondan daha önemli değil. Haklısın hayatım. Hadi gel geç kalmayalım. Bak bakalım tadı daha hoşuna gidecek mi? Çok güzel. Ben içemem ki. Yani sarhoş olurum. Zaten sarhoş değil misin?
Ben seni sevmeye başladığımdan beri sarhoşum. Beğendin mi? Çok. Aşkımızın mührü gibi oldu. Boynumdan hiç çıkarmayacağım. Sen yanımda olmasan da hep kalbimin üstünde olacaksın. Ben senden uzak kalamam ki. Gerçekten mi? Sensizliği düşündüğüm zaman benim nefesim kesiliyor Sevda. Yapamam. Ne olursa olsun seni bırakamam. Kızım mesaj atmışsın. Arayamadım. Bir şey mi vardı? Keşke yüz yüze görüşebilseydik. Demet ne var söylesene çocuğum. Peki efendim. Sabah Hasan Bey geldi. Mirasınızı bölüştürdüğünüzü söyledi. Mehmet Bey çok kızgındı. Ona ne ayol bizim paramızdan pulumuzla? Niye sinirleniyormuş ki? Yani bu mu önemli konu? Hasan Bey'den sonra Celal Bey de geldi. Sezer Hanım'ı yurt dışına çıkartmış. Kendi de gidiyormuş temelli. Bu yüzden Barda Hanım'la vedalaşmaya geldi. Nasıl gider? Hayır anlamadım. Nasıl gidermiş yani? Bilmiyorum efendim. Neyse. Ben seni sonra arayacağım. Tamam. Buyurun Hamiyet Hanım. Celal Beyciğim. Hayır olsun bir şey duydum. Gidiyor musunuz? Evet. Hem de temelli. Yani önemli bir şey yoktur inşallah. Yoksa o kadar anlaşma yaptık. İntikam yemin ettik birlikte. Anladım. Siz Badi'yi affetmeye karar verdiniz. Hayır. Asla. Ama Sezer Hanım çok rahatsız. Biraz onunla ilgilenmeliyim. Hem merak etmeyin. Ben üzerime düşeni yaptım. Bundan sonrası size kalmış. Kilosu ve kemik boyu gayet iyi. Yaklaşık 10 günde önden gidiyoruz. Bayağı uzun boylu olacak galiba delikanlı. Ne? Delikanlı mı? Evet. Gayet sağlıklı bir oğlunuz var. Oğlumuz olacakmış. Kim o kahve? Hamiyet Hanım'a. Ha orada mı? İçeride. İyi, ver ben götüreyim. Pınar. Münevver'le Hamiyet Hanım'ın mühim konuşacakları var. Yanlarına kimseyi koyma, tamam mı? Yeğenimin velayetini Yiğit'le bana vermeni istiyorum. Çünkü onun en yakını biziz. Ay Münevver. Kızım vallahi ben seni anlamıyorum. Niye bu konunun üstünde bu kadar duruyorsun? Yavrum yeğen senin yeğenin. İstediğin zaman bakarsın, istediğin zaman ilgilenirsin. Öyle değil mi? Anne. Ay tamam Allah aşkına. Münevver'cim. Bu tansiyon çok yordu beni. Azıcık bir dinleneceğim. Başım çatlıyor. Hadi. Hadi sonra konuşuruz. Kahve içerken tansiyonun iyiydi. Abla,
Ne haber? İyi vallahi. Oğlanı yatmaya hazırlıyorum. Sen ne biliyorsun değil mi hakikati? Anlamadım, ne hakikati? Öyle mi? Tasalanma. Ben zabanan her şeyi anlayınca hepimize anlatacağım zaten. Vallahi bilemedim ben ne demek istediğini. İşine bak. Aa, kıyamam ben sana. Ne oldu sana kuzum? Aşısı geç kalmış. Ne olacak? Onu dolmuş. İyi de aşı oradan yapılmaz ki. Ya senin tıp fakültesinden diploman var madem, niye burada hizmetçilik yapıyorsun sen? Vallahi benim aklım karıştı şimdi. Biz daha 2 gün önce baktık Sevda ile karneye. Aşısı önümüzdeki ay diye konuşmuştuk ama. Öyle mi? Sultan. Ben ne duydum? Yanlış aşı mı yaptırdın çocuğa yoksa? Hocam olur mu öyle şey ya? Allah Allah, ne yanlışlığı, doktor kendi aradı, bizzat götürdüm biliyorsun. Sen bunların lafına ne bakıyorsun ya, ha? Dünyadan haberi yok bunların. Bak sana bir şey diyeyim mi? Çocuğun sorumluluğunu kimlere bırakıyorsun bir bak. İyi bir bak, iyi bir gör. Elif. Elif ne yapıyorsunuz Allah aşkına siz, ha? Çocuk bakıyorsunuz, çocuk. Çayda çıra oynamıyorsunuz. Azıcık dikkat edin canım. Ağaçları görüyor musun? Tomurcuk vermeye başlamışlar. Bahçenin elden geçmesi lazım. Sultan ablayı söyleyeyim de ilgilensin. Gerek yok ki. Ben yaparım. Hem de çok severim. Çiçekler ekerim, gülleri budarım. Toprak gibisi var mı? Sen emek verdikçe o coşar. Bütün kötülüğü, pisliği alır, yok eder. Yerine de güzellikler verir. Ama insanlar çok kötü. Hepimizin mayasında bozmak, yıkmak, yalan konuşmak var. Sen de toprak gibisin. Sana yapılan kötülükleri yok sayıyorsun. Karşılığında sevgiyle, saygıyla yaklaşıyorsun. En çok bu oyunu seviyorum biliyor musun? Böyle cömert olmanı, çiçek çiçek açmanı. Kötülükleri içinde gömüp karşılığında iyilik ve dürüstlükle cevap vermeni. Ya sandığın gibi biri değilsem? Ya ben de kötü birisiysem? Mesela yalan söylesem beni hala sever misin? Sevgi koşullu olmaz ki Sevda. Elbette canım çok yanar. Belki seninle birlikte olmazdım. Ama seni sevmekten asla vazgeçmezdim. Sakın. Sakın vazgeçme. Çünkü ben seni canımdan çok seviyorum. Yiğit. Efendim. Şöyle bir gel de konuşalım azıcık. Hayırdır Hamiyet Hanım? Ne oldu? Yani senin hiçbir şeyden haberin yok, öyle mi? Hayır, yok. Yani kızımı bana karşı kışkırtmıyorsun. Bu velayet davasıyla ilgili aklını karıştırmıyorsun, öyle mi? Münevver sizinle konuştu sanırım. Hı hı. Konuştu. Ama nafile. Hiç boşuna heveslenme.
Ben senin niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Münevvere kalanlar sana yetmedi. O aç gözünü torunumun mirasına diktin, öyle mi? Ama heveslenme. Bakın. Sen bak. Eğer ardımdan bir takım şeyler çeviriyorsan Yiğit, seni çok fena ederim. Yusuf Ziya benim de yeğenim. Üstüme düşen her şeyi onun için yaparım. Gerekirse ilgilenirim de. Ama siz mirasını verseniz de ben istemem zaten. Ha? Tamam. Anlaştık. Sen benim kızımla ilgilen. Ona kalan pay yetsin sana. Gerisinde de ben ilgilenirim. Merak etme. Bitti mi? Şimdilik. Bitirdin mi yazılı kağıtlarını? Neden annenle konuştun sen? Ben sana bırak konuşma öyle kalsın demedim mi? Ne oldu? Ha? Bir şey mi söyledi sana? Ben ailene bir tek seni sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Başka da hiçbir şeyin umurumda olmadığını söylüyorum. Ama sen tek kelimeyle her şeyi mahvediyorsun. Hiç düşündün mü? Neden çocuğun velayetini sence annen vermiyor bize? Anlamadım ki. Bakamayacağım sanıyor herhalde, güvenmiyor bana. Sana değil. Bana güvenmiyor, bana. O çocuğu sadece parası için istediğimizi sanıyor. Öyle değil ki. Ama annen öyle düşünüyor. Annen öyle düşünüyor. Sadece o çocuğu parası için istediğimizi sanıyor. Ben de bunların böyle olacağını biliyordum. O yüzden sana gidip konuşma dedim. Sayende şimdi de haklı olduğunu sanıyor kendisi. Yiğit. Şimdi değil Münevver. Şimdi değil. Yiğit. Ne oldu kuzum? Annemle konuştum. Yiğit de öğrenmiş, kızdı bana. Ya boş ver, kızarsa kızsın. Senin yeğenin o. Düşeceksin tabii ardına. Şimdi kızar o, sonra anlar o seni. Sana hak verir, merak etme. Hiç sıkma canını. Gir odana yat. Sakinleşince gelir o senin yanına, tamam? Tamam. Yarın da oğlumuzun odasına bakarız. O zaman boyacıya haber vereyim. Sen duvarları mavi istiyordun. Evet, gökyüzü kadar mavi olsun. Elveda yavrum. Elveda bebeğim. Ne oldu hayatım? Hiç. Ürperdim birden. Sen yatmadın mıydı daha? Yatacaktım şimdi. Sen oturacak mısın? Keyfim yok. Hayırdır? İyi de canım sıkıldı. Netti ki? Hakkına sahip çıkmıyor. Çıkan adam mani oluyor. Bak. Mesela mirassa oğlanın yerden göğe kadar hakkı var. Hamiyet de zaten akbaba gözüyle bakıyor. O da parayla pulla işim yok demeye getiriyor aklınca. Ne akıl ama. Yok ya, biz senden bu hususta anlaşamayız. Anlaşamayacağız yani. Akşam akşam ağzımızın tadını bozmayalım. Sen yat en iyisi. İyi geceler.
herkese zaman olur mu ya? Dans etmeyelim artık, midem bulanıyor. Geçecek şimdi aşkım. Gitme. Gitmiyorum. Buradayım. Hiç gitme, hep yanımda kal. Hep sev beni, yüreğinden çıkarma. Çıkarmam. Çıkaramam ki zaten. Biz birbirimizin kaderiyiz. Özür dilerim. Affet. Affet. Yusuf! De. İyi misin? Rüya mı gördün? Yusuf'u gördüm Mehmet. Yusuf'u gördüm. Tamam geçti, bak ben buradayım. Mutlu ol dedim ona. Oğlunla mutlu ol dedi. Ben öldüm, o yaşasın dedim Mehmet. Tamam hepsi rüyaydı, geçti. Mehmet gerçek gibiydi hepsi. Uzansam dokunacaktım sanki. Affet dedim ama beni dinlemedi. Affet dedim, dinlemedi. Ben öldüm, o yaşasın dedi. Bu kadar zamandır yoktu. Yoktu. Bebeğim olacak neden şimdi? Hassassın güzelim. Onun için. Hadi gel uyumaya çalışalım. Hadi. Hadi. Gel. Amacım seni öldürmek değildi. Benim amacım seni öldürmek değildi. Ne yapıyorsun burada Bade? Yusuf'tan özür diliyordum. Anladın mı? Öldü. Ama ben buradayım. Senin yanında. Ben. Kocan. Oğlunun babası. Senin için her şeyi yaptım. Yaparım da. Canımı bile feda ederim ama sen hala ölmüş bir adamın arkasından yas tutuyorsun. Ben bunu hak ediyor muyum ha? Ben onu özlemiyorum Mehmet. Başka bir şey. Bu onun yüzünden değil. Neden öyleyse ha? Yeter artık. Birazcık huzur bulmak istiyorum. Vicdanım birazcık rahat etsin istiyorum. Yeter artık. Yeter Mehmet. Dayanamıyorum. Onu gördüm. Bana mutlu olun dedi. Ben öldüm. O yaşasın dedi. O yaşasın dedi. Mehmet onu yaşatmamı istiyor. Belki bu sayede affedecek beni.
bu şekilde ruhunu alamayacak. Nasıl? Onu oğlumuzla yaşatacağız Mehmet. Ne diyorsun Nade? Oğlumuzun adını Yusuf koyacağız. Mehmet. Mehmet bir düşünsene. Yusuf benim yüzümden öldü. Belki yine benim sayemde yaşayabilir. Bunu benden isteme Bade. Benden canımı iste ama Yusuf'u yaşatmamı isteme. Çünkü o öldükten sonra ben yaşamaya başladım. Mehmet ne olur. Ne olur yapma böyle. Beni de anla. Belki o da böyle olmasını istiyor. Belki ruhu bu sayede huzur bulacak. Peki ya ben ne olacağım? Hı? Düşündün mü? Oğluma her seslendiğimde onu hatırlayacağım. Oğlumuzu her kucağına aldığında onun adıyla seveceksin. Ben ne olacağım? Ama ben seni seviyorum. Ben sevmenin ne demek olduğunu senden öğrendim. Düştüğüm bütün acılardan senin sayende kurtuldum. Neden Bade? Neden bu işkenceyi yapıyorsun bize? Neden geçmişi unutup yaşayamıyoruz? Mehmet, bu bizim diyetimiz olacak. Bu sayede ben Yusuf'a borcumu ödemiş olacağım belki. O zaman bu kabus da bitecek. Bu kadar yeter. Bundan sonra konuşalım. Uyandın mı benim güzel karım? Biz ne zaman uyuduk? Ne zaman sabah oldu? Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? En iyisi. Neden? Ne oldu ki? Ben bir şey mi yaptım? Bir şey mi dedim? Niye endişeleniyorsun ki? Hem hani sen bana söz vermiştin aramızda gizli saklı bir şey olmayacak diye. Ben ne yaptım söylesene. En son ne hatırlıyorsun? Bahçedeydik. Ağaçtan topraktan bahsediyorduk. Gül ekelim falan diyorduk galiba. Ha işte. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ya ne yaptım Allah aşkına söyle. Oğlandan bahset. Onu özlediğini söyledim. Konağa dönelim diye tutturdum. Sonra kardeşlerinden konuşuyordun. Uyuyakaldın. Özür dilerim. Özür dileme. Özür dileyecek bir şey yapmadın ki. Sen bana güvendin. Kendini bıraktın. Ben çok keyif aldım. Günaydın. Size de. Yalnız muayeneye henüz başlamadık hanımefendi. Doktor bey, ben muayene için değil de dün bir çocuğun kan alınması için sana danıştıydım, hatırladın mı? Evet. Anne babası ölmüştü değil mi?
Hay yaşa. Ben senin dediğini yaptım. Oğlanın kanını aldırdım. Bu da neticesi. Anne babanın sonuçları nerede? Onlar da burada. Şurada havamın şeyi var. Daha evvel hastanede lazım olduydu, aldırdıydık kanını. Bu da babasının kanı, ben yazdım oraya. Emin misiniz? Bir yanlışlık olmasın? Yok. Havvamınkinden eminim, hastanede alındığı zaman. Yusuf'un da başına böyle bir şey geldiydi. O zaman kan grubu aklımda böyle mıh gibi çakılı kalmış, eminim. Bu sonuçlara bakılırsa sanırım şüphelerinizde haklısınız. Çocuğun kan grubu AB RH pozitif çıkmış. Oysa anne sıfır grubuyken böyle bir şey olması mümkün değil. Yani şimdi bu çocuk... Yani bu sonuçlara göre bu çocuğun babası bu kişi olabilir. Ama annesinin Hava Hanım olması mümkün değil. Sen ne diyorsun doktor? Gerçek mi? Bak bu hayat memat meselesi ha. Verdiğiniz bilgilere dayanarak söyleyeceğim bu. Yalnız DNA testi yaptırmanızda tabii ki fayda var. Yo yo. Bu benim için yeterli, sağ ol. Sağ olasın doktor. Uyudu mu kuzum? Keyfi yerinde mi? Ay hiç merak etme annesi. Biz teyze yeğen halimizden pek memnunuz vallahi. Ben sana dikkat et diyorum, sen hala anne diyorsun ya. Ay yok kız. Odada bir başımayım vallahi. Hem Sultan Hanım da millet ayaklanmadan çıkmış vallahi. Evde değil yani. Nereye gitmiş ki? Bilmem. Yok, kan tahlili mi varmış neymiş, öyle bir şey duydum. Ya Hamiyet Hanım dediydi de dinlemedim işin Türkçesi. Aman oğlumdan uzak dursun da. Sana kahve getirdim. Kolay gelsin. Sana da. Ay sen bu yaşımda bana neler verdin bir bilsen. Yaşama sevinci verdin. Benim bir tanem. Baksana. Babaanne torun ne güzel keyif yapıyorlar. Oh benim güzelim. Ne var? Bu ne? Ayı mı bu? Dik dik dik. Biliyor musun oğlan onun her şeyi oldu. Benim de tabii. Ama ayrıca Yusuf Ziya anneni yeniden hayata bağladı. Evet. Haklısın. Hatta onun için kimi kırdığını bile umursamıyor. Bir tanem, aşkım. Benim halletmem gereken ufak bir iş var. Sonra da bir duş alıp yanına gelirim. Tamam, sen hallet. Böyle üzgün olunca benim de içim sıkılıyor. Ne yaparsam yapayım bir türlü mutlu olamıyorum. Bak, kek aldım. Kahveleri de kendim yaptım. Belki biraz sevinirsin de ben de mutlu olurum diye. Badem. Sevgilim. Güzelim.
Ben seni mutsuz etmek için bir şey yapmıyorum ki. Ben de öyle Mehmet. Benim de niyetim seni üzmek, kırmak değil ki. Sadece buna inanıyorum. Yani konuştuklarımıza. Eğer adını Yusuf koyarsak belki biraz da olsa huzur bulacağım ben. Ah, kusura bakmayın. Ben daha sonra gelirim. Gel baba. Otur, sana söyleyeceklerimiz var. Bizim bir oğlumuz olacak. Öyle mi? Tebrik ederim. İnşallah sağlıklı, uzun ömürlü olur oğlan. Sağ ol baba. Sağ ol. Adını Yusuf koyacağız. Bade ile öyle bir karar aldık. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bade Hanım, misafirleriniz geldi. Tamam. Ben sonra geleceğim. Keklerin hepsini yemeyin, tamam mı? Tamam. Aferin oğlum. İyi düşünmüşsünüz bu Yusuf ismini. Böylece amcan iyi niyetini anlar artık. Amcam umurumda değil. Benim tek istediğim karımın huzurlu olması. Yalancının mumu yastığa kadar ha. Çevirdiğin dümenden sürdüğün sefa bu kadarmış. Abla? Bana abla deme. Adımı ağzına alma. Ali Ömer nerede? İçeride mi? Ne oldu abla, sen neden kızdın? Bilmem. Bak bakalım elindeki kağıtta ne yazıyor. Bu ne? O ne? O. Oğlanın Havva'nın oğlu olmadığının kanıtı. Allah aşkına konuşma abla. Öyle bir şey yok. Şimdi Ali Ömer duyarsa boşu boşuna ağzımızın tadı kaçacak. Ya hala konuşuyor. Sen ne yüzsüzmüşsün ki? He? Aa bak, koca doktor raporu ne diyor? Bu çocuk Havva ile Yusuf'un değil diyor. Daha sen neyin peşindesin ya? Doğru. O benim oğlum. Ama inan hiçbir şey sandığın gibi değil. Senin oğlun. Sandığım gibi değil. Bunların hepsi birer oyunmuş ha. Kendi çocuğunu bize, çocuğunu belletti. Ne olur bir kestirip atmadan dinle beni abla. Neyini dinleyeceğim kız? Koca bir yalansın sen. Değilim. Vallahi değilim. Bırak onu bunu. Havva'mın bebeğini ne ettin onu söyle. Ben bir şey yapmadım. Benim bir kabahatim yok. Emzirirken ölen onun oğluydu. Öldü mü kız? Ha? Esas mı?
Sen bize niye böyle ettin? Ha? Niye bize ölümümüzü bildirmedin? Ha? Niye bize yasımızı tutturmadın? Sen niye yalandan bir teselli verdin bize kız? Ha? Böyle olacağını bilemedim. Ya yıllarca hapis yatacaktım ya da abimin kurşunuyla ölecektim zaten. Başka çarem yoktu. Bana ne? Hakikati niye gizledin onu de. O gün Havva'yı oğluyla koyun koyunu önü gördüğümde ne olduğunu bile anlamadım. Ağlarken oğlumu kucağıma almışım. Sonra herkes başımıza toplandı. Umut'un öldüğünü sandılar. Benim oğlum da Yusuf Ziya sandılar. Ben bir şey diyemedim, sesimi çıkaramadım. Annelik de, kıyamadım de. Ama ben zaten ölecektim. Bari oğlum yaşasın dedim. Hiçbir kötü niyetim yoktu ki. Sen bizim çocuğumuzu çaldın. Bu işe bir dur demenin zamanı gelmiş. Allah aşkına yapma abla. Ne olur dünyamı başıma yıkma. Ben Ali Ömer'i canımdan çok seviyorum. Şimdi duyarsa bir daha yüzüme bile bakmaz. Bana ne? Ha? Bana ne? Ömür boyu saklayacağım zannettin değil mi? Hı? Ama elini ayağına doladım. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ali Ömer'i o karısının, o çok sevdiği karısının gerçek yüzünü göstereceğim. Sonra da Hamiyet'e her şeyi anlatacak, bırak. Yapma abla. Bebeğini alacaksın. Buradan defolup gideceksin. Öldür beni. Ez beni ama bunu bana yapma. İzin ver ben konuşayım. Her şeyi ben anlatayım. Ali Ömer ilk benden duysun. Ben sana nasıl itimat edeyim artık be? Allah aşkına inan. Sen zaten söylemeyecek miydin? Bırak ben konuşayım. Yemin ederim. Ali Ömer'le konuşurum önce. Sonra konağa gelip eşyalarımı toparlayıp oğluma alıp giderim. Ama biraz zaman ver. Böyle pat diye diyemem. Ya anlatmazsan? Ya beni yine kandırırsan? Abla, hayırdır? Allah aşkına sus ben söyleyeyim. Neden geldin? Aşkım, ağladın mı sen? Ne oldu? Yok, rüzgardan gözlerim sulandı. Bir de hala başım ağrıyor. Boşuna Nazlı'm demiyorum ben sana. Ey abla, söylemeyecek misin neden geldin? Benim vallahi buralarda yakın bir ahbabım var. Onu görmeye geldiydim. Gelmişken Sevda'ya da haber getirdim oğlundan. Nasıl? Yav Yusuf Ziya'yı diyor. Sorumluluk sizde ya. Sağ olsun Sevda da kendi bebeği gibi sahipleniyor. Thank you.
yenge. Abi. Nasılsınız? İyiyiz Hasan. Hoş geldin. Ne bunlar ayol? Gelirken tatlı aldım. Nereden çıktı? Hangi dağda kurdu öldü ha? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim yenge. Fena mı ettim? Tatlı mı getirdiniz? Hem de senin sevdiğin cinsten. Oh canım amcacığım. Teşekkür ederiz. Bunun öyle tatlıyla maddeyle pek ilgisi yok. Sen çok mutlu görünüyorsun. Ağzın kulaklarına varıyor. Hayırdır inşallah. Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor abi. Evet, size bir müjdem var. Mehmet'in oğlu oluyor. Adını da Yusuf koyacak. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Bu kadar özlediysen oğlanı geri dönelim aşkım. İsabet olur vallahi. Konağın da yok sizsiz. Halanın da gözü yollarda kaldı. Sen bilirsin. Abla o zaman sen biraz bekle. Ben hazırlanayım beraber çıkalım. Yok beyim. Siz baş başa gidin. Konuşacaklarınız vardır. Değil mi Sevda? Hem yakın gelmişken Havva'mdan Yusuf'u da ziyaret edeyim. Benim de anlatacaklarım var. Peki abla. Görüşürüz. Ben seni geçireyim abla. Ya et. Konuş anlat bugün. Sonra da bebeğini al defol git buradan. Yüzsüzlüğün, aymazlığın bu kadar da fazla. Ne var abi? Mehmet'in de üstüne düşeni yapıyor. Yusuf adını yaşasın istiyor. Düşmanlık bunun neresinde? Hasan, vicdan azabını bastırmak için bütün bunlar. Olmaz Hasan. Olmaz. Asla izin vermiyorum. Yusuf'umun adını kimseye verdirtmem. Duydun mu beni? Kimseye verdirtmem. Sultan abla iyi görünmedi bana. Bir sıkıntısı mı varmış? Bilmem. Yani bana bir şey demedi. Bir tuhaftı. Oğlandan bahsetti ama sanki başka bir derdi var. Bilmiyorum. Yani sanmam. Ben onu oğlanı özlediğimi söyledim sadece. Peki konağa döndüğümüzde burada yaşadığımız güzel anıları özlemeyecek misin? Özlemem mi? Hiçbir aklımdan çıkmayacak. Hepsini mühürledim yüreğime. Hiç unutmayacağım. Ne oldu? Ne oldu sana? Mümkün olsa şimdi burada zaman dursa. Biz hep böyle kalsak. İstiyorsan gitmeyiz. Kalalım burada. Yok. Yani gidelim. Herkes bizi bekliyor. Thank you.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Hala kızgın mısın bana? İşte. Biraz üzgünüm. Haklısın. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Sen kızdıktan sonra annemle tekrar konuşayım dedim ama... ...gene senden bilir diye ağzımı bile açmadım. İyi yapmışsın. Çok özür dilerim. Bir daha bu konuyu açmayacağım söz. Bu özrü bir de odamızda dile istersen. Hı? Hadi gel. O kadar zaman sen diye elin uğruğunu bağrıma basmışım. Teselliyi yad yabanda aramışım. Meğer yalandan bir laş dikmişler başına. Anandan babandan ayrı. Kimsesizler gibi gömmüşler seni buraya kuzum. Ah kuzum. Kuzum. Ama ben bunun hesabını soracağım. Seni buraya koyanların burnundan getireceğim. Ta en başından anana babana sebep olanlar ödeyecekler diyetlerini. Rahat uyu kuzum. Ortalığa düşsen beni dinlemezler. Ama o sevda. O sevda hakikati söyleyecek. Ağzından söyleyecek. İşte o zaman adalet yerini bulacak. Ah benim kuzum. Benim küçük kuzum. Anasıyla beraber giden kuzum. Ah ben ne yapayım? Seni sıkan bir şey mi var? Söyle bitireyim acını hemen. Birden üzüntü çöktü. Şarkıdan etkilendim galiba. Bırak çalsın. Bir yolu olsa da kokunu hep yanına taşıyabilsem. Her nefes aldığımda kokunu içime çeksem. Gel bakalım sen buraya. Yoksa sen annenleri mi özledin? Bundan böyle benim dört bir yanım özlem. O ne demek öyle? Sen söyle sadece. Kimi neyi özlersen ya ben seni götürürüm ya da onları sana getiririm. Ya sana olan özlemi? O nasıl dinleyecek? O hiç bitmesin. Ben senin yanındayken bile seni özlüyorum. Canım. Hadi çıkalım. Ama benim daha işim var. Olsun. Oğlanın odasına mobilya bakarız. Olur.
Kekini yemeyecek misin? Ben bunu unutmuşum çoktan. İyi ki ben varım. İyi ki varsın. Hadi çıkalım. Bana derhal Mehmet'i bağla. Üzgünüm o mensanın. Şirkette değiller. O karısı olacak kadın da mı yok orada? Beraber çıktılar. Beraberliğiniz batsın. Buyurun Hamiyet Hanım. Nerede bunlar? Evdeler mi? Hayır efendim, gelmediler. Mehmet Bey biraz evvel arayıp özel birkaç yemek istedi akşam için. İyi. Bakalım yiyecek keyifleri kalacak mı? Geldiniz mi Maviş'i? Geldik halacığım. Nasıl geçti kaçamak bakayım? Doyamadık. Belli. Kız içeri giremiyor, baksana. Halacığım haberin olsun. Bundan sonra böyle sık sık kaybolacağız. Aman oğlum, siz iyi olun da. İstediğiniz kadar kaçamak yapın. Benden izin. Hı? Sen nereye bu saatte? Bir işim çıktı. Gidip geleceğim hemen. Herhalde yemeğe yetişirim. Aa, kızım ne dikilip kaldın Allah aşkına kapıda? Misafir gibi. Ha? Hadi gir, hadi. Hadi git kocanın yanına. Aa, hoş geldiniz. Ben odadayım. Sultan abla geldi mi? Yok. Sabahtan beri de ortada görünmedi. Gel. Nerede bu uğursuzların evi? Mehmet'le Bade'nin evini soruyorum. Öğrenirim hemen. Öğren. Bir de bana çocuğu aşıya götüreceğim dedi. Ama belliydi bir şeyler oldu. Ay kadar çocuktan kan aldırmış ha. Hı hı. Doktor bakmış. Bu Havva'nın oğlu değil demiş. Ya bir görseydi nasıl boğazıma çöktü her şeyi anlat diye. Ay çok canım sıkıldı. Ne yapacaksın peki? Diyecek misin Ali Ömer'e? Denedim ama söyleyemedim. Her ağzımı açtığımda bir yumruk çöktü boğazıma. Bir öğrense, bir bilse yüzüme bile bakmaz. Neden baksın ki? Onca yalandan sonra. Benim onu sevdiğime inanır mı? Ay ne yapsak ki Sevda ha? Bir yolunu bulmamız lazım. Yolun sonu artık Elif. Rüya bitti. Yani ölsem de kalsam da artık uyanma vakti geldi. Deli deli konuşma Sevda. Ya ben söylemesem o söyleyecek zaten. Ay belki vicdansızlar. İnsaf eder. Vazgeçer belki ha? Sen olsan susar mıydın? Bir yalan ortak olur muydun? Hele senin torunun ölmüş olsa. Ne o? Hakikati öğrendiler. Kapının önüne mi kodular Sevda Hanım? Enişte. Geldiniz mi oğlum? Dalgınsın. Mehmet'e sinirlendim. Gene ne yaptı? Ne yapacak? Bir oğlu olacakmış. Adını da Yusuf koyacakmış. Yani kızgın bir demiri yüreğime soksaydı bu kadar acıtmazdı.
diyemedim abla. Denedim, ağzımı açtım ama sesimi çıkaramadım. İyi. Sen diyemediysen ben derim. Sıkıntı yok. Abla, abla ölümü gör. Ölümü gör söyleme. Ne olur. Kız dirinden ne fayda gördüm ki? Ölünden ne göreyim ben seni? Tamam. Beni boş ver. Ama Yılmaz Bey'i düşün. Ya da Hamiyet Hanım'ı. Onlar duysa perişan olacaklar. Bir şey söylemesen, aramızda kalsa. Hakikati bilmek onların en büyük hakkı. Sen bizim torunumuzun adını almadın ki Sade. Bundan sonraki yaşantısını çaldın. Yaşasaydı bunlara o sahip olacaktı. Ne hakkın var? Madem sen konuşamıyorsun Sevda Hanım, ben konuşurum. Ne oluyor abla? Derdin ne senin Sevda'yla? Karına sor. Biz de öyle karı koca arasına girilmez. Mesele nedir Sevda? Sultan abla neden senin canını sıkıyor? Gel içeri, içeride konuşalım, gel. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Sabahtan beri ağlıyorsun. Bu halin canımı nasıl yakıyor anlatamam. Sensiz geçen ömrüme kahroluyorum. Bak yanındayım. Keşke daha başka olsaydım. Keşke seni her şeyden önce tanışsaydım. Ya hiç tanışmasaydık? Hiç değilse birbirimizi bulduk. Bu nasıl bir mucize biliyor musun? Biliyorum. Rüya gibi. Her rüya gibi bu da bitecek. Şşş. Bitmeyecek. Biz son nefesimize kadar birbirimizin yanında olacağız. Aklım başımdan aldın yine bak. Hem söylesene Sultan ablanın derdi ne? Hamiyet Hanım çocuğu bize verdi ya. Galiba ona kızdı. Yani açık açık söylemedi de Münevver üzülüyor diye o da onu üzülüyor. Hay Allah'ım. Sen hiç aldırma. Hiç girme bu konulara. Biz Yusuf Ziya'dan sadece yasal olarak sorumluyuz. Yoksa o bizim çocuğumuz değil ki. Onların. Ah. Sen evde miydin? Ha, buradaydım. Ne yaptınız? Münevver'le mevzunuzu çözdünüz mü? Sen bu işe karışma anne. Niye? İşine mi gelmiyor? Tabii. Anan senin için yıllarca uğraşsın, didinsin. Karın anasının karşısında dursun. Sen hiçbir şey isteme oğlum. Bana bak. Hamiyet zannettiğin gibi seni sahiplenmiş falan değil. İşler de bildiğin gibi değil. Benim umurumda değil zaten. Söz konusu mirasla kadın torunuyla ilgileniyor. Bana ne bundan? Torun, ne torun ya? Bana bak beni sinirlendirme. O para Münevver'den senin hakkın, tamam mı? Ben sadece mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. Başka da hiçbir şeyde gözüm yok benim. Anladın mı? Anladım. Anladım evet. Sen de anlayacaksın yakında. Her şey umurunda olacak. O paranın da sahibi olacaksın. Sen olmazsan ben olurum. Çok arabalı olanı beğendim. İyi de 3-4 yaşına gelmeden onunla yatamaz zaten. Hadi ya. Yenge.
Duydum ki oğlunuz olacakmış. Herkes oğlan doğurabilir. Ama bu dünyadaki tek Yusuf Hancıoğlu'nu ben doğurdum. Sen de öldürdün. Yenge. Sizin günahınızla doğacak bu çocuğa Yusuf adını verecek misiniz? Verdirtmem. Seni öldürürüm. Oğlumun adına leke sürdürtmem. Yeter artık yenge. Canımız ne isterse onu yaparız. Sana hesap verecek değiliz. Vicdanınızı böyle mi susturacağınızı sanıyorsunuz? Hele ki oğlumun kanını ellerinizden böyle silemezsiniz. Bu dünyaya bir tane Yusuf Hancıoğlu geldi. Öyle de kalacak. Eğer aksi olursa, yapacağım son iş bile olsa, İkinizi de öldürürüm. Ne o? Kıyamet kopmadı daha. Konuşmadın mı? Konuşamadım. Sevda, bu işin şakası yok. Bu yalan bitecek. Ölsen de kalsan da. Ama Ali Ömer... Ne Ali Ömer? Gönül meselesi değil bu. Sen dediysen adama, ben dediysem... adam her türlü senin yüzüne bakmayacak zaten. Yalvarırım abla. Dünyamı başıma yıkma. Ya sen ne laftan anlamazmışsın ya, ha? Önceden düşünecektin kızım. O tatlı tatlı yalanın acı acı itirafı bu çektiğin ıstırap. Kim ne ıstırabı çekiyormuş? Anlatın da ben de bileyim. Lafın üstüne geldin ya, iyi oldu. Sana diyeceklerim var. Bizi yalnız bırak bakalım. Hadi sene kızım. Ne oldu? Dedin mi Ali Ömer'e? Ama galiba Sultan abla her şeyi anlatıyor Amiyet Hanım'a. Konuşacağım dedi, beni odadan gönderdi. Ya gözünü seveyim Elif, git dinle ne diyor. Ay nasıl dinleyeyim Sevda? O oda merdivenin başı. Ya öteki taraftan çık, teras kapısından dinle işte. Ama öğren ne dediğini. Ay yok artık. Bir de bardak dayayım tam olsun. Hadi Elif dinle. Yusuf'un hakkı diyorsun ama... ettiğin adaletsizliğin maksadını biliyorum ben. Bilirsin tabii, bilirsin. Ben de senin ciğerini bilirim, ciğerini. Aç gözünü parama puluma diktin değil mi? Hı. Ama senin aklın o kadar eriyor işte. Hava alırsın, hava. Kanunen bütün parayı paylaştırdık. O kanun sizden olmayan adam miras bıraktırıyor. Ne diyorsun sen ayol? Sevda'yı diyor. Ha? Kız ne zaman kanınız oluverdi? Ay vallahi bir hoşsun ha. Ayol sen bayağı tuhaf bir kadın oldun. Ben mirasımı Sevda'ya mı bırakacağım? Olsun. Onun korumasına gözetimine veriyorum. O torunuma baksın yeter. Ali Ömer her şeyi halleder. Sen hiç merak etme. Kara kaygılara batma anacığım, ha?
Ay ilahi ayol. Torunum olmadığını öğrenince ne yapacak bakalım. Ne oldu? Anlattım her şeyi. Yok. Ama belli ki niyeti bozuk. Bak sen ya Ali Ömer'in sevdasını, insafına sanıp anlatacaksın her şeyi. Ya da biz bu gece oğlanı alıp kaçacağız vallahi. Nereye gideceğiz Elif? Hem Hamiyet Hanım peşimize düşer. Ali Ömer dünyayı kaldırır yine bulur bizi. Yine ortaya çıkacak her şey. Ya başka çaren yok demek ki. Anlatacaksın o zaman. Kadın kafaya takmış bir kere. Yok niye sen mirası onlara bıraktın? Yok sevda senin canın mı deyip durdu vallahi. Ya kanına dokunmuş belli ki. Bütün mesele miras olmasın Elif. Para olana kalacak diye kızıyor belki de. Ana kız. Vallahi doğru diyorsun ha. Nasıl aklımıza gelmedi bu? Ama sen bir dur. Ben onu böyle tenhada bir yerde kıstırıp konuşuveririm vallahi. Sen karışma bu işe. Ben konuşurum. Gerekirse Ali Ömer'le de konuşurum. Mirası kabul etmeyiz. Oğlan da münevverlere veririz. Yeter ki gerçek ortaya çıkmasın. İyi ki döndünüz be oğlum. Yuva dediğin kalabalık olunca güzel oluyor. Ah, bak şimdi tamamlandı. Ne oldu babacığım? Eniştem kalabalık olun da başımı ağrıtın diyordu. Yılmaz Bey, avukat Engin aradı. Seni aramış aramış bir türlü ulaşamamış. Aa tabii ya, telefonu odada unuttum. Hayırdır, ne diyor? Yusuf Ziya'nın payını bağ evinde eklemiş. İyi, bakalım. Her şeyi tanzim etmiş. Şimdi yazıya dökmüş. Yarın sabah Allah'ın izniyle kahvaltıda getirecek imzayı. Anneciğim, bu para mevzularını artık konuşmasak. Yani burada kimsenin öyle bir beklentisi yok. Hı, tabii. Tabii yavrum, sen hiç üzülme. Yarın biz imzalayalım. Allah'ın izniyle bizim dilimizden de çıkar, aklımızdan da. Getir kızım, getir. Hah, çaylar da geldi. Daha neyi bekliyorsun ya? Ha? Hamiyet'i duydun. Sabah imzalar atılacakmış. Abla, mesele mirassa ben Ali Ömer'le konuşurum. İstemeyiz. İstemiyorum der, imzaları atmaz. Oğlanın velayetini de münevverlere bırakırız. Ya sen, sen benim paramı bana mı bağışlıyorsun? Ha? Ben o paradan sana zaten zırnık koklatmam. Ya inan gözüm yok abla. Ben mal mülk istemiyorum ki. Ama beni Ali Ömer'le ayırma. Hem görmüyor musun? Zaten olan Hamiyet Hanım'ın her şeyi oldu. Daha iyi ya. Hayatını nasıl bir yalana bağladığını anlar. Hiç mi acımıyorsun? Hiç acımıyorum. O acıdı mı? Havva'ma bana acımadı. Ben de ona acımayacağım. Herkes layığını bulacak. Sana da sabaha kadar mühlet. O imzalar atılmadan her şeyi anlatacağım.
yapacağım şimdi? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Kız vallahi bak baya baya Mehmetlerin evine gitmiş. Murat söyledi. Ne öğreceymiş oradaki? Ha şöyle. Size bunun için maaş veriyorlar zaten. Yiyin, için, yayılın, çene çalın diye. Bütün gün çalıştık, yorulduk abla. Millet de odasına çekildi. Ya azıcık soluklanıyoruz şurada. Ne var yani? Aferin Pınar. Göze göz, goza goz. Sakın ar edip de susma, değil mi? Hah, öyle hep konuş. Bak kız, çocuğun yanında sen uyuyacaksın bu gece, hadi. Benim işim bitti, çıkıyordum şimdi. Sen çocuğun yanına yanaşmayacaksın. Nedenmiş o? Nedenmiş o? Sana ne? Canım öyle istiyor. İtirazın mı var? Yok canım, estağfurullah. Karagöz. Hareketlerim. Ne oluyor kız? Ay ne bileyim, ben de anlamadım. Kızmıştır bir şeye. Aman çok da dertti. Yani ben böyle sabaha kadar deliksiz uyudum mu, oh mis gibi vallahi. Nasılsın Haniye? Nasıl olacağım Yılmaz Bey? İşte görüyorsun. Avuç avuç ilaç içiyorum. Mehmet'i canın sıkıldı değil mi? Canım mı sıkıldı? Yüreğim yandı Yılmaz Bey. Yapamayız ki. Yasaklayamayız Samiyet. Ben yasakladım. Nasıl? Evlerine gittim. Oh, Samiyet. Yılmaz Bey. O eve girdim var ya. Ciğerim yandı sanki. O Mehmet'in bacak kadar hali geldi aklıma. O anacığı öldüğü zaman öyle boynuma sarılmaları, ağlamaları. Nasıl olduk biz Yılmaz Bey böyle ayol? Ne hale geldik biz? Madem bunlar birbirlerini çok seviyorlardı, daha önce evlenselerdi ya. O zaman böyle parçalanmazdık. Bu hallere düşmezdik. Hamid, olanla ölene çare yok ki. Biliyor musun? Artık elimizde ne kaldıysa ona sıkıca sarılmalıyız. Benim artık sizden başka kimsem yok Yılmaz Bey. Torunumdan başka kimsem yok. Allah korusun. Allah korusun size hiçbir şey olmasın. Artık dayanacak gücüm kalmaz Yılmaz Bey. Thank you.
Yatmadın mı sevgilim? Hala başım ağrıyor. İçkiden mi? Yoksa aşk sarhoşluğum mu? Şaka bir yana, ben de bütün gün çok yorulmuşum. Uyuyalım mı? İçilsin, kahvaltı faslı bitsin. Çayı demledim. Ekmekleri al fırından yanmadan. Yumurtalar geldi hanımlar. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Gecenin tadını çıkaraydım. Malum bundan sonra o nimetlere, Ali Ömer'e hasret kalacağım. Birazdan herkes buraya gelecek. Oturacak. Sen de adam gibi her şeyi anlatacaksın. Hal böyleyken böyle diyeceksin. Sonra da dananın kuyruğu kopacak. Hırgür falan filan derken oğlumu alıp buradan basıp gideceksin Sevda Hanım. Değer mi abla? Ali Ömer'i, herkesi yakıp yıkmaya değer mi? Değer. Az bile gelir. Ben bugüne kadar ne ateşlerde yandım, senin haberin var mı? He? Şimdi hamiyetin burnundan getirme fırsatı varken senin gıçı kırık sevdan için bunu depemem ben. Söz sizde Sevda Hanım. Sizde. Kızlar, herkesi kahvaltıya çağırın. Herkesi. Günaydın anneciğim. Günaydın. Şöyle geçin oturun.
Bir an evvel şu kahvaltıyı bitirelim. Engin gelecek biliyor musunuz? Herkes dağılmadan şu kağıtları imzalayalım da bitsin. Size afiyet olsun. Ben kahvaltıya kalmayacağım. Günaydın. Günaydın Mavişim. Buyurun oturun. Sultan. Ay geç kaldın. Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hamid Hanım. Aydın günler olsun bakalım. Ne oldu Sevda? Neyin var? Bütün gece uyuyamadım. Akşam biraz baş ağrıyordu da. Ya neden yavrum? Eğer geçmezse bir doktora gidelim. Abla, ne olur yapma. Herkes geldi değil mi? Hı? İyi madem. Sevda Hanım haleti, ruhiyetinin sebebini size anlatır herhalde değil mi Sevda Hanım? Anlatsana kız. Anlat da herkes duysun. Allah aşkına yapma. Ah bu kadar isabet olur ya. Adını anmadan oğlan kendiliğinden geldi iyi mi? Ver benim torunumu sen kurban olsun. Bak. Hadi bakalım. Dök eteğindeki taşları hadi. Herkes seni bekliyor bak. Ne oluyor abla? Dünden beri Sevda'ya rahat vermiyorsun. Bir derdin varsa benle konuş. Kendim desem sana dirdim beyim. Ama ben karının ağzından duy istiyorum. Ne oluyor Allah aşkınıza? Nedir bu gizemli havalar? Bir şey biliyorsanız konuşun. Konuşsana kız. Konuşmayacaksın ha? İyi. Tamam. Hakikati benden öğrensinler o vakit. O kucağında tuttuğum çocuk var ya. O hani canım diye bağrına bastığın. Sana hayatı unutturan. Adaletin terazisini şaşırtan çocuk. Senin torunun değil. Senin hiçbir şeyin değil. Bu çocuk, bu kızın. Yani Sevda Hanım'ın öz be öz. Kendi oğludur.